Abiciğim ben de erken çabuk. Arkadaşlar kalkmıyor ya. Bir de fotoğraf çeksene o zaman. Devletten, hükümetten adalet istiyor. İki evladı devlet hastanesinde katlediyor. Eşiyle beraber çocukların durumunu öğrenmek için hastaneye gidiyor. Eşini hastanede annenin gözünde katlediyorlar. Bu katliamı yapanlar çoğu dışarıda geziyor. Hastane davası 4,5 yıl boyunca gizli kalıyor. Bütün deliller karartılıyor. Hastane güvenlik kameraları çalınmıştır şeklinde not düşürülmüş. Ve anne 846 gün Urfa Adliyesi önünde nöbet tuttu. O süreçte de eski genel başkanımız ziyaret etti. Milletvekillerimiz ziyaret etti. Ve 123 gündür de Adalet Bakanı'nın önünde sadece adalet istiyor. Diyor katliamı yapanlar, eşimi katledenler, çocuklarımı katledenler, katliamı azmetirenler dışarıda geziyor. Ama bir oğlum da 6 yıldır üstünlerin talimatıyla tutukludur. Ben kaybettiklerimi geri getiremem ama bu oğlum suçsuzdur. Üstünlerin hukukuyla tutukludur. Ve oğlum bırakılsın, ben de evime gideyim. Arkasında torunları var, yetim kalan torunları var. Ailesi var ve bir aydır eve gitmemiş. Ve Adalet Bakanı'nın kapısı 123 gündür herkese kapatılmış. Adalet Bakanı basına çıkıyor, adliyenin kapısı adaletin kapısıdır diyor. Ama kendi adalet kapısını da kapatmış durumda. Şu kadarını söylemek isterim kendisine. Kurimi berde yazan koşun biraz gelme mola koyun. Berra ne de yazmış bir ra ne yapayım. Emirim bir an bir bimirim. Öleceksin diyor burada öleceksin. Bir sürü hastalığı. Merif'i kozulmayı bekle. İl zorayım mı kızdı? Git gerine. Git berde oyna. Çocuklarım patelini geziyor. Tebezin ol zorayım kızdı. Amla sen birin doğran ova girin. Anneye şunu söyleyiver benim için. Gerçekten konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum. Ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Annelerin iki şeyin gözünün, iki şeyin rengi yoktur. Birisi emekçinin alın terinin rengi olmaz. Bir de annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözünden yakmış, akmış gibi hissediyorum. Biz o gün... Ben de milletvekili adayıydım ve ben de çalışma yapıyordum. Farklı düşüncelerden dükkanlara giriyorduk, çıkıyorduk. Ama o gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği o süreç, dükkandan sonra hastanede yaşananlar, o hastanede yangın söndürme tüpünü bir balyoz gibi kullanmaları ve o ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi bu isyanın en haklı sebebi, annenin bu isyanının en haklı sebebi. Herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı ama maalesef devletin gözünü yumdular. Devletin gözünü kapattılar, adaletin gözünü kör ettiler. O yüzden biz haklı mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurumsal olarak da, ben bir evladı olarak da onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istedikleri kadar hukuksuzluğa sığınsınlar. Ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Toplum vicdanına kazınıyor. Ben hem evladı ile ilgili talebini hem de burada kendisinin durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim. Çok sağ olun.
6 yıldan 40 tane hapsiydi o, uyduruyordu. 6 yıldan 10 tek hücrede tutuklu. Derke, zoriyemin dıştaki zoriyemin ha bu. Dedim bana, evş birini miribu. Kudayış kara nakmıştın. Muaj hapsiyken, dıştaki zoriyemin ha bu. Tılgıyken zoriyemin ha bu. Oğlum sağ kurtuldu, eğer kamera görüntüleri ortaya çıksın. Oğlum bir sürü çocuklar, bir sürü çimse o iki çocuğum da tutuklayın. Ama Hasan'a güvenin kameradan ortaya çıksın. Adil bağımsız bir yargı tarafından davaya bakılsın ve kardeşim tutuklu oğlumun bir suçu yok, oğlum bırakılsın. Onur Reis. Sağ olun. Allah sabır versin. Çok sağ olun. Hiç kalkmayacağım.